Merhabalar, ben Tolgağan, e, Pinsident girişiminin kurucusuyum. E, Pinsident konum bazlı e, akıllı risk ve olay yönetim sistemi. E, tahmin edebileceğiniz gibi iş kazaları, e, işletmelere e, büyük maddi hasarlar verebilmekte. E, bunların görünen kısmı on binlerce doları bulabiliyor. Ama işin bir de aslında görünmeyen tarafı var. E, burada da ürün kaybı, üretim kaybı gibi e, bu maliyetlerin ise e, toplamı yüz binlerce doları bulabiliyor. Hatta bir de bunun üzerine itibar kaybını ve gelecek müşterilerin kaybını eklediğimizde milyonlarca dolarlık bir kayıptan kimi zaman söz etmek mümkün olabiliyor. Ee, sadece 2016 yılında Türkiye'de 286 bin iş kazası gerçekleşmiş ve bunların toplam maliyeti 80 milyar TL olmuş. Bu da şu demek aslında bir iş kazasının bir işletmeye ortalama maliyeti 280 bin TL'leri bulabiliyor. Türkçe'de bir laf var biliyorsunuz kaza geliyorum demez diye ama aslında uzmanlar böyle söylemiyor. Kaza geliyorum diyor. Pek çok şekilde söylüyor bunu. Önce bir güvensiz durum, daha sonra bir güvensiz davranış ve bir ramak kala durumu oluyor. Ondan sonra kaza gerçekleşiyor. Biz de diyoruz ki bu olaylar aslında bir domino etkisi yaratıyor. Ve biz eğer bir riskli durumu daha erken tespit edebilirsek, güvensiz bir durum ya da ramak kala durumu, o zaman bu kazanın ortaya çıkmasını engelleyebiliriz ve maddi kayıplarında önüne geçebiliriz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi aslında çalışanların bu tip durumları bildirme konusundaki isteksizlikleri. Çünkü çalıştıkları yerden ayrılıp bir yere gidip oradaki bir kağıt ya da elektronik formu doldurmaları gerekiyor ve çoğu zaman bunu yapmak istemiyorlar. O yüzden PISOD'un bir mobil uygulama ve iş güvenliği ekipleri tarafından kullanılacak bir web uygulaması ile bütünleşik bir çözüm sunuyor. Çalışanlar mobil uygulama ile konum bazlı olarak ve isterlerse resim, video, ses kaydı gibi multimedya özelliklerini de ekleyerek karşılaştıkları risk ya da olayları anında bildirebiliyorlar. Ve bununla birlikte iş güvenliği merkezindeki çalışanlar da harita üzerinde konum bazlı olarak gerçek zamanlı olayların nerede gerçekleştiğini anında görebiliyorlar. Burada tabii incident'ın çok önemli katkılarından bir tanesi de dış sistemlerle entegrasyonu. Hem işletmedeki diğer sistemlerle entegre olabilir hem de mesela şu anda Peaceful'ın Kandilli Deprem Ajansı'yla Google'ın haberler servisiyle hatta Twitter'la bile entegre çalışmakta. Twitter'ı sadece dinlemekle kalmayıp gelen tweetleri, metinleri anlamlandırıp bunlar içerisinde acaba bizi ilgilendiren bir olay var mı diye otomatik çıkarsamalar yapabilmekte. İş güvenliği ekipleri açısından en önemli şeylerden bir tanesi de eğer bir acil durum gerçekleşirse kişilere kişi bazlı, grup bazlı ya da konum bazlı olarak anlık mesajlar iletebilmek. Burada Pinsland'ın güçlü taraflarından bir tanesi bunu konum bazlı yapmanıza imkan sağlıyor. Örnek veriyorum bir acil durumda A işletmesindeki ya da A fabrikasındaki işçilerinize bir yolu kullanarak bir numaralı e, toplanma alanına gitmelerini söylerken B fabrikasındaki çalışanlarınıza başka bir yolu kullanarak iki nolu işletmeye, iki nolu toplanma alanına gitmelerini söyleyebilirsiniz. Hatta bu mesajlarınıza bir geçerlik süresi vererek o süre içerisinde o alana giren her mobil kullanıcının o mesajı almasını sağlayabilirsiniz. Pinsident'la tüm kullanıcılarınıza nerede olduklarını ve durumlarını sorabilirsiniz. Üstelik dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar. Elbette ki bu toplanan verilerin analizi sizler için çok kıymetli ve ileride risk ve acil durum planlarınızı iyileştirmek için önemli bir veri kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de kullanılan iş güvenliği yazılımları tamamen desktop uygulamaları ve bunlar web tabanlı uygulamalar. Yaptıkları temel işte aslında raporlama. Bu anlamda tamamen sahadan kopuk durumdalar çünkü bir mobil bacakları yok. E, Pinsident bu eksikliği giderirken aynı zamanda aslında bu uygulamaları birer bayi kanalı olarak da kullanmak istiyor. Bugüne kadar bu ihtiyaçları karşılamak için bileklik gibi bazı donanım çözümleri de geliştirilmeye çalışılmış. Ama elbette bu ihtiyaçların tamamını karşılamaktan çok gerideler şu anda. E, öncelikle e, operasyonel süreçlerinde daha fazla risk barındıran sektörleri Pinsident önceliklendiriyor. Bunları bu sektörde yer alan işletmeleri incelediğimiz zaman, özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde Türkiye'deki rakımın 13 bin civarında olduğunu, Avrupa'da ise 116 bin civarında işletme bulunduğunu görüyoruz. Bu da bizim için aslında Türkiye'de 112 milyon dolarlık, Avrupa'da ise 1.7 milyar dolarlık bir pazara tekabül ediyor. Pinsland her farklı müşteri kitlesi için farklı gelir modelleriyle çalışabiliyor. Örneğin büyük sanayi kuruluşları için on-premise ve özel projelerle, COBİ'ler için bulutta çalışan ve abonelikle işleyen SaaS modellerle çalışabiliyor. Aynı zamanda bir başka satış kanalımız ERP ve mevcut ISG yazılımlarının bir modülü olarak onlarla birlikte satılmak. Elbette sadece endüstriyel işletmeler değil, tanımlı bir saha içerisinde operasyonlarını yürüten belediyeler, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve hastanelerde Pinsident'in potansiyel müşterileri arasında. Son 6 aydır yoğun bir şekilde müşterilerimizle konuşuyoruz ve halen devam eden 18 müşteri görüşmemizden 9 tanesi teklif aşamasına geldi ve 3 tane de pilot proje yapıyoruz. Bu pilot projelerden bir tanesi Avusturya'nın kamu bilişim yatırımlarından sorumlu olan BRZ ve Avusturya Demir Yolları ile birlikte yürüttüğümüz pilot proje ve ilk faturamızı da Pinsident olarak 10.000 Euro ile aslında yurt dışına kesmiş durumdayız. Sadece müşterilerle değil aynı zamanda teknolojik işbirliği yapabileceğimiz kurum ve kuruluşlarla da konuşuyoruz. Bunlar arasında da yine yurt dışında çok önemli bir işbirliği yakalamış durumdayız. Airbus'un telsiz ve akıllı telefonu bir arada sunan hibrit cihazında çalışan 17 mobil uygulamadan bir tanesi Pinsident şu anda. Ee, uluslararası doğduk, uluslararası işler yapıyoruz, buna çok önem veriyoruz, RG'ye çok önem veriyoruz. Bunları koruyarak aslında yerelde büyümeyi ve güçlenmeyi hedefliyoruz. 200 bin dolarlık bir yatırımla 3 yıl içerisinde 200'ün üzerinde müşteriye ve 2 milyon doların üzerinde yıllık ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda çalışan, motivasyonu yüksek ve akademisyen destekli bir kadromuz var. Sizleri de bu ekibin ve geleceğin akıllı olay yönetimi çözümünün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Teşekkürler.